Şimdi bir yandan da tabii hani arkadaşlarım yeni bilgileri de paylaşıyor. Üstünden çok zaman geçmeden ileteyim sizlere. El Cezire kanalına konuşan Amerikalı bir kaynak. Biraz önce de söyledim ya, hani pazar sabahı İran'ın bir saldırısından bahsediliyor. Doğrudan bir saldırı. Ama şöyle de bir cümle var. Yetkiliye göre saldırı İran topraklarında gelebilir, İran topraklarından gelebilir ve Irak'la Suriye topraklarını da kapsayabilir. Hani hep en baştan beri konuştuğumuz Türkiye'yi nasıl ilgilendiriyor, böyle bir saldırı gerçekleşirse. Tabii tabii, döner dolaşır bize zarar verecek bir hale getirirler bu işi yani. Zaten. Hiç hayra yarar bir şimdi iş bakalım, yapmaz. Bir. Son gelen bilgileri hemen hem sizlere hem seyircilerimize ileteyim. İsrail Savaş Kabinesi ve Güvenlik Kabinesi bu gece toplanacak. Ürdün hava sahası bu geceden itibaren gelen, giden ve transit geçiş yapan tüm uçaklara kapatılacak. Özür dilerim Mete Bey. Olan buralar. Son saniyelerimi şöyle değerlendireyim. Netanyahu'nun önceden kaydedilmiş bir video mesajıyla İsrail ulusuna sesleniyor. Diyor ki, İsrail vatandaşları, İsrail son yıllarda ve hatta son haftalarda İran'dan doğrudan bir saldırı olasılığına karşı hazırlık yapıyor. Savunma sistemlerimiz mevzilenmiş. Hem savunmada hem de saldırıda her türlü senaryoya hazırız. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in yanında olmasının yanı sıra İngiltere, Fransa ve diğer birçok ülkenin desteğini de takdir ediyoruz. Açık bir prensip oluşturdum. Kim bize zarar verirse biz de ona zarar veririz. Kendimizi her türlü tehdide karşı koruyacağız ve bunu soğukkanlılıkla ve kararlılıkla yapacağız. Siz İsrail vatandaşlarının da soğukkanlılığını koruduğunuzu biliyorum. İç cephe komutanlığının direktiflerini dinlemenizi rica ediyorum der Netanyahu.